Söyle Merdo. Alo usta. İnternette haberi çıkmış şu mefta olan doktorun, gördün mü? Zehir'in işi olduğu belli. Ama polis de biliyor mu bunu? İpucu bulunmadı yazıyor usta. Tamam. Hadi konuşuruz sonra. Şimdi işim var. Tamam usta. Verneyi bu sefer fazla kaçırma. İkincisini bünye kaldırmayabilir. Keşke amca gibi ben de geçici sarılık yaşasam da bu kötü esprilini duymasam. Hayda. Neydi o? Hayırdır? Poyraz abi, Nuri dünden beri üzgün gibi. Niye var biliyor musun? Canım bir şey sıkılmış ama çözeriz. Söz. Nana eve döndüğünde çiçek gibi olacak. Sağ ol Poyraz abi, görüşürüz. Görüşürüz İdo'm. Nazlı çiçeğim, senden bir şey isteyeceğim. Deli olacağım, bir adım ilerleyemedik. Ben biraz hava alacağım. Merak etme. Bulacağız Aynur. Ayşe komiser. Sen yoruldun. Eve gidip biraz dinlen istersen. Hayır savcı. Aksine. Kızımın babası, aynı zamanda iş ortağımı böyle bir durumda asla yalnız bırakma. Ama siz yoruldunuz. Sonuçta hastasınız. Pardon, hastasınız diyecektim. Siz gidip dinlen en iyisi. Yok. Ben iyiyim. Kalsam daha iyi. Aynur, inşallah sağ salim bulunduğunda birlikte çalışabiliriz davamıza. Siz, ben, Ferit komiser. Amir sıkıntı çıkar demişti ama gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadı. Aksine daha hızlı hallederiz birlikte. Amir Bey istemiyorsa bir bildiği vardır. Ben kararına saygı duyarım. Kolay kolay pes etmem ben savcı ama illa ki bunu başarmanın bir yolunu bulacağım. Evet, herkes buraya baksın.
Hakan denen herif Sinan Bey'i aramış. Her an yer ve zaman bilgisinin mesajı gelebilir, hazırlıklı olun. Sinan Bey'e bir gelişme var mı diye sormasam öğrenemeyecektik. Mesaj geldi. Aynur'u da yanımda getireceğim. Parayı alıp sevgilini sana vereceğim. Tamam, durum şu. Ben Ayşe Komiser ve Sinan Bey'le buluşma yerine gideceğim. Siz de tetikte bekleyeceksiniz. Yerinizde olacaksınız. Haber verdiğim an harekete geçin, tamam mı? Anlaşıldı komiser. Güzel. Hadi Ayşe Komiser. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Bu bizim işimiz savcı hanım. Siz hiç merak etmeyin. Sağ olun ama biz Ferit komiserle bu tip olaylara alışkınız. Yararınızdan çok yavaşlatırsınız. Zararınız dokunur bize. Hadi. Sana tuzak kurdular abi. Senin savcı polisi ötmüş. Sevgilin polisle çalışıyormuş. Bu ne demek biliyor musun? Bu senin ölüm fermanını imzaladı demek. Dünkü düğünde biri yakışıklılığıyla ortalığı kavurmuş. Canıkan benim. Gülüşünü severim ben seni. Bak burada nasıl yakışıklı çıkmış. Yakmış ortalığı. 8-12 yaş arası kızlar bayılıp kalmışlar. İlk yardım gerekmiş. Sempatik bir çocuk. Herkes çok sevmiş. Öyledir. Şükür. Sonunda yüzün güldü. Kemik mi Batı? Dur dur. Dur bakayım, çok acır o. Çıkarmazsak iltihap kapar. Ben hallederim. Gerek yok. Bir kere de itiraz etme bir şey ya.
Bana bak. Acaba sen de düğüne gitseydin biraz stres atar mıydın? Atlardın bence. Bir dahakine seni de götürürüz. Düğün falan istemem. İyi gelirdi de. Bir dahaki ne zaman olur bilemem. Her şey çok pahalı. Bak, geçen arkadaş anlattı. Söz yapacaklardı ama sonunda iptal ettiler. Pahalı olduğu için. Bana ne bundan? Her zaman dediğin gibi ağzın değil, elin çalışsın. Eyvah! Ne desek ters daha. Yazık bu çocuklara. Sözü de iptal etmişler demek. Dikkatli olun. Her an harekete geçebiliriz. Eller tetikte olsun ekip. Anlaşıldı komiserim. Sen misin? Neredesin söyle. Boşuna bekleme. Gelmeyeceğim. Bana tuzak kurdunuz. Yalnız gel demiştim. Şimdi iyi dinle. Bu sevdiğin kadının kafasına saplanan merminin sesi. Gelmeyecektim aslında. Başım ağrıyordu. Ama yolda gelirken gördüm. Dükkan kapalıydı, bir uğrayayım dedim. Poyraz'dan ana yok galiba. Poyraz yeni bir iş aldı kızım. Bir evin eşyalarını tamir edecekmiş. Nana da çocukla dışarı çıktı. Halledilecek işleri varmış. Anladım. Ben dün gece için çok üzgünüm. Ben sanmıştım ki... Poyraz koca bir dağ gibidir kızım. Sen onun yolunu dümdüz mü sandın? Pes etmeyeceksin. Savaşacaksın. Öyle zirveye tırmanmak kolay mı? Ama sen dümdüz yolda yürümek bana yeter diyorsan... o başka tabii. Cennet teyzeciğim, sen biliyorsun kalbimdekini. O zaman sabırlı olacaksın. Dün hezimete uğradık belki ama... bugün ikinizi bir araya getireceğiz inşallah. Bak, ama bunun için senin de yardımın lazım. Gelsin. Eyvallah abi. Çocuklar, bir dinleyin bakayım beni. Bakın, ben sizi çok sevdim. Az önce konuştuklarınızı da duydum. Yüzük alamadığınız için söz bile yapamamışsınız.
O yüzden izdivacınıza bir katkım olsun istedim. Bugüne dek sakladım bunları. Size vermek nasipmiş. İnşallah karımla bana getirdiği gibi size de mutluluk getirir bu yüzükler. Olmaz. Alamayız. Alamayız. Sağ olun ince düşünceniz için Tekin amcacığım. Ama gerçekten gerek yok. Çekinmeyin. Biliyorsunuz nefesim sayılı. Onu da sevdiklerimi mutlu ederek, mutlu olarak harcamak istiyorum. Hem anladığım kadarıyla siz de birbirinizi çok seviyorsunuz. Utanmayın. Uzatın bakayım ellerinizi. Ama... Üzmeyin ama beni. Gurur yapacak, utanacak bir şey yok. Hediyemi kabul edin. İstiyorum ki birbirini seven insanların parmağında olsun bu yüzükler. Biz rahmetli eşimle yıllarca taşıdık. Belki siz de çocuklarınıza verirsiniz. Onlar da torunlarına verir. Uzat kızım parmağını. Bir, siz yoruldunuz, bir oturun şöyle. Uzat kızım, hadi. Sen de uzat bakalım evlat. Uzat evladım. Hayırlı uğurlu olsun. Artık kendi aranızda sözlenmiş sayılırsınız. Sözlendik mi? Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Allah mutlu olmayı nasip etsin. Sağ ol amca ama biz bunu çıkartalım. Sonra takarız. İş yaparken yıpranmasın. O yüzük parmağa takıldığı vakit ölene kadar çıkmamalı. Tabii tabii. Soracağım sana bunun hesabını. Düştüğümüz hallere bak. Seninle yüzük takacağımı uçurumdan atlarım. Ama amcayı kıyamadım işte. Ne oldu? Ne dedi? Öldürdü! Onu benim yüzümden öldürdü!
Ne diyorsun sen? Benim yüzümden. Kimseyi karıştırmadan ben çözmeliydim. Durun. Durun, sakin olun. Durun. Savcım. Anlatın lütfen. Telefonda ne söylediler size? Hakan. Bana tuzak kurdunuz dedi. Sonra ateş etti, duydum. Öldürdü onu o manyak. Havaya sıkmıştır kurşun, size gözdağı vermek istemiştir. Sonuçta adam psikopat. Pusu'dan nasıl haberdar oldu? Nasıl? Ne diyeceğim? Ne cevap vereceğim şimdi? Ferit Bey. Ne oldu? Buldunuz mu Aynur'u? Allah aşkına iyi haber verin bana. Adalet Hanım, henüz operasyona başlamadık. Biz size haber vereceğiz. Tamam kızım, ama beni hemen arayın, olur mu? Öldüm, bittim ben burada. Savcım, size oyun oynamak istemiş olabilirler. Net delili görmeden vazgeçemeyiz. O adamı benim kadar iyi tanısaydın Ayşe Komiser. Hoş geldin sevgili Sözüm. Nasılsın? Bak sakın. Neden sinirleniyorsun ya? Senin yüzünden taktık bu yüzükleri. Yaşlı bir adama küçük bir iyilik bu. Neden bu kadar soyleniyorsun? Son günlerinde mutlu olsun istedim. Bu kadar. Tamam tamam hadi. Bir an önce bitirelim bu işi de. Bitsin bu saçma oyun. İlk kez doğru konuştun. İlk kez. Öyle değil, öyle değil. Hayat boyunca çırak kalacaksın belli. Öyleyken böyle kızım. Kolay değil Poyraz'a yüzüğü takmak. Ama imkansız da değil. Sabırla, azimle bu yola baş koyarsak olur. Eskilerin dantel oyaları gibi. İnce ince, ilmek ilmek işleyeceğiz bu yolu. Dediğim gibi Cennet teyze, ben kararımı verdim. Vazgeçmeyeceğim. Sen bana yol göster yeter ki. Poyraz'ı senden iyi kimse tanıyamaz. O yüzden sen ne dersen yapmaya hazırım. O zaman şimdi beni iyi dinle. Oğlumun arkasından iş çevirmeyeceğiz. Sadece hayırlısını zor da olsa emek vererek yanımıza getireceğiz. Bunun için de oğlumun seni yakından tanıması lazım. Yani birlikte vakit geçirmeniz şart. Gözü alışacak güzelliğine, zarafetini anlayacak. Anneciğim sen bir taktik dehasısın. Tamam ama nasıl baş başa zaman geçireceğiz ki? Ben onu da düşündüm merak etme. Poyraz'ın zaafı madem insanlara yardım etmek, biz de o yoldan yürürüz o zaman.
Ne yapıyorsun? Yavaş olsana. Ya yavaş ol. Yüzük parmağımı yakıyor sanki. Bunaldım. Gidelim bir an önce demedik mi? Buradan hastaneye değil. Eve gitmek istiyorsan aklını başına topla. Yavaş ol, yavaş. Bardak düşüverdi elimden. Tamam, problem yok. Aman dikkatli ol. Mesajlaşırken yanlışlıkla başkasına kalp atma. Siz burada mıydınız? Sinancığım, yanında böyle hamarat bir çalışanın olduğu için çok şanslısın. Sana söylemem gereken bir şey var. Teşekkür ederim. Sinan Bey, hayırlı geceler dilerim. Nasıl olduğunuzu merak ettim. Yardıma ihtiyacınız var mı diye sormak istedim. Yani ihtiyacınız var diye değil de varsa diye. Alo. Dinle beni. Alçak. Seni öyle bir cezaya mahkum edeceğim ki bu sefer. Asla o hapisten bir daha çıkamayacaksın. Dinle beni dedim. Ya. İşte böyle adamın aklını alırım. O parayı istiyorum. Bir şansın daha olmayacak. İyi bilesin. Sana yeni adresi ve saati mesaj atacağım. Bu sefer de işin içine polisi karıştırırsan sevgilin gerçekten ölür. Biliyorsun, yanlış bir şey yaparsan haberini alırım. Şerefsiz. İşitme cihazını bulunca takayım dedim. O da başımı döndürüyor. Çıkarmam lazım. Hadi yatıralım. Ben de tuzlu ayran hazırlayacağım. Bir tansiyona bakalım önce. Belki çıktı. Limonlu su gerekti. Başı döndü ise tansiyonu düşmüştür. Tuzlu ayranı yapacağım dedim. Ya çıktıysa? Öldürecek misin adamı? Çocuklar sakin. Kavga edeyim demeyin sakın. Üzülürüm sonra. Gelin oturun şöyle. Böyle küçük şeyler için kavga edilmez. Mesela biz rahmetli hanımla onca yıl nasıl mutlu bir evlilik yaşadık biliyor musunuz? Birbirimize örtü olduk. Allah diyor ki
Eşler birbirinin örtüsüdür. Biz de birbirimize örtü olduk. Kavga etmeyeceğiz. Edersek bile başlamadan bitireceğiz dedik. Şimdi siz de bana bir söz vereceksiniz. Kavga etmeyeceğiz. Birbirimizi kırmayacağız. Birbirimizi çok sevdiğimizi hiç unutmayacağız. Hadi söyleyin bakalım. Kavga etmeyeceğiz. Birbirimizi kırmayacağız. Hadi ama duyacağım sizi. Söz verin birbirimize. Öyle yarım ağız olmaz. Birbirimizi çok sevdiğimizi unutmayacağız. Yok yok. Siz hakikaten küsmüşsünüz. Poyraz. Oğlum anlat bakalım. Sen neyine vuruldun nana kızımın? Neyime mi? Şimdi ne gerek var bunlara Tekin amcacığım? Var, var. İnsan bazen kendini hayata kaptırır. Unutur sevdiğinin kıymetini. Anlat bakalım. Neyine vuruldun? Tekin amca deli bu, deli. Deli dolu yani. Cesur. Gözü kara. Ama o kadar da duygusal. Aşırı fedakar. Kalbi temiz. Nana, kızım, sen neyine vuruldun Poyraz oğlumun? O da tam deli. Fırtına gibi. İyi biri işte. İnatçılık çok gıcık Tekin amca. Ama cesur. Fedakar. Vicdanlı. Merhametli. Kütük. Yani kütük gibi sağlam, odun gibi. Her kavga ettiğinizde bu sözlerinizi hatırlayın. Kıymetinizi bilin. Anlaştık mı? Tamam o zaman. Hadi şimdi öpün birbirinizi yanaklarınızdan da inanayım barıştığınıza. Gel buraya. Ah şöyle. Şimdi gönül rahatlığıyla dinlenmeye gidebilirim. Bismillah. Hadi kolay gelsin size. Ne yapıyorsun ya?
Oyun bile olsa uzak duracaksın benden. Hasta izler kaçardık. Bir daha sakın. Ben çok meraklıyım seni öpmeye. Duymadım, var mı? Buyur Sibel. İşim var ama acil. Hızlı bir özel geçersen iyi olur. Babam rahatsız da biraz. Sipariş işleri bana kaldı. Arabayla gideceğim mecbur. Ama kullanmasını bilmiyorum. İşte bir de hırlısı var, hırsızı var. Tek başıma ta oralara gitmeye çekindim biraz. Aklıma sen geldin. Tamam ama akşamüstü gitsek olur mu? İşim anca biter o saate kadar. Olur tabii, beklerim ben. Tamam, birkaç saat sonra arayıp haber vereyim sana. Marangozhanenin önünde buluşuruz. Tamam, kolay gelsin. Alo, telefondayım ben. Görmüyor musun? Çat çat çat. İş erken bitsin diye çalışıyorum. Zamanı mı buldun? Başardık Cennet teyzeciğim. Aferin benim güzel, akıllı kızım. Sen merak etme, ben babamla konuşur siparişleri hazırlatırım. Poyraz'ın haberi olmayacak senin haberin olduğunda. Aferin benim güzel, akıllı kızıma. Vallahi öyle ikna edici konuştun ki neredeyse ben de inanıyordum. abla seninle birlikte hazırlansak olur mu? Kız olmaz mı? Hayır mı diyeceğim sana? Sen git üstünü değiştir gel, ben de güzelliğine güzellik katayım. Hakan abim seni bekliyor. Sen... Seni emniyette gördüm. Alayım o çantayı. Sen de arabaya, sen kullanacaksın. Hayır, onu görmeden vermem parayı. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ver çantayı. Yürü. Bir hareket yapayım deme, geç hadi. Geç arabaya. Geç. Geç hadi, sen kullanacaksın. Hadi. Yanlış bir şey yapayım deme.
suçlamayı bırak artık. Sen elinden geleni yaptın. Yapamadım Ayşe. Yapamadım, başaramadım. Yapamadım. Dur artık. Dur ne olur, sakin ol. Ayşe bırak. Ferit, haberi aldım. Çok üzgünüm. Ne yapabilirim senin için? Hiçbir şey yapamazsın savcım. Ayşe, ben nefes alamıyorum. Biraz dışarıya çıkalım. Hava almam lazım, hadi. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Ama ne? Sen bana bütün MOBESE kayıtlarının kopyasını ver. Bütün kayıtları istiyorum. Tamam savcım. Geç. Yürü. Yürü. Geç. Savcı Sinan. Seni görmek ne büyük bir şeref. Sinan Bey. Her şey yoluna girecek, merak etme. Ne dokunaklı bir sahne. Gözlerim yaşardı. Girecek, girecek. Neye göre, kime göre, nasıl girecekse. Savcı Sinan! Savcı Sinan! Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen beni ciddiye almıyor musun? Ya kendi canına değer vermiyorsun ya da bu kadının canına değer vermiyorsun. Yeter! Seni çok iyi tanıyorum. Tüm bunları para için yaptığını biliyorum. Eğer paranı istiyorsan... Bu kadın gidecek, ben de seni parana götüreceğim. Neden söz dinlemiyorsun Savcı Sinan? Şeytan diyor, sık kafasına, akıl oyunu yapamasın. Hayır! Düşüneceğim. Düşüneceğim. Aptal herif! Ne bakıyorsun? Yürü!
Muhbirlerden bilgi çıkmadı. Sağdaki ekiplerin eli boş. Bana umudumu kaybetmemeyi sen öğretmiştin. Unuttum. Ayşe! Ayşe sakin ol. Ayşe sakin ol. Umudunu kırma. Sakin ol. Sakin ol. Uyan. Aç gözlerini. Bu seni yanıltmak için olabilir. Bak, doğa için en ufak umuda tutunurum ben. Sen de onun annesisin. Böyle yapacaksın. Mecbursun, duydun mu beni? Sakin ol. Sakin ol. Haklı çıkmıştım. Doğayı kaybettim sanmıştım. Ama sayende ona kavuşmuştum. Haklısın. Daha hiçbir şey bitmedi. Bu psikopata dair gözden kaçırdığım bir bilgi var mı diye kontrol edeceğim arşive gidip. Tamam, ben de mobese kayıtlarını izlemeye devam edeceğim. Belki bir şeyler bulurum. Savcı Bey, kayıt birkaç saat önce Sinan Savcı mobeseye bakıp başını öne sallamış. Şifre vermiş. Aynur hayatta. Bir haber vermeliyim. Ferit! Allah Allah! Ne oldu buna? Kimse yok mu? Açar mısınız? Ferit komiser. Mobese kayıtlarına bakarken Sinan'ın biriyle buluştuğunu görüp şüphelendim. Kaydın tarihi ve saati yeni. Sinan mobeseye bakıp başını öne sallamış. Sanki şifre veriyor gibi. Bence Aynur hayatta. Sinan da onu kurtarmak için bir plan yapıp teslim olmuş. Ne diyorsun savcım? Müthiş bir haber bu. Hadi gidip görüntülere bakalım. Neden geldiniz Sinan Bey? Tek amacı parayı alıp sizi öldürmek. Ne yapsaydım? Gelmese miydim? Burada seni bu psikopatla mı bıraksaydım? Bu hale gelmenden ben sorumluyum. Hayatınızı tehlikeye attınız. Benim için. Gerekeni yaptım. Duygusallığa gerek yok. Kim olsa aynı şeyi yapardım. Senin için değildi. Dedim ya, sorumlu hissettiğim için. Yani vicdan azabı çekmemek için. Öldün zannettim. Şimdilik zaman kazandım. Ama işlerin ters gitme ihtimali hep var. Şehirden uzaklaşana kadar ben kullandım. Sonra kafama çuval geçirip o kullandı. Şimdi bana hatırladıklarını söylemen gerek. Belki bir ipucu olabilir. Bilmiyorum. Benim de gözlerimi bağlayıp getirdiler.
Şimdi şu gevşeliklerden elini kurtar. Tamam. Aferin sana. Dur, bekle. Benimkini kesmeyi dene. Kavga etmeyeceğiz. Birbirimizi kırmayacağız. Gördük öyle olmaz. Ben kendim yaparım. Gerek yok. Yardım etmeyeceğim zaten. Kendim yapacağım. Tut şunu. Tut Seba'yı. Sana kaldıysak bu işler bitmez. Allah korusun. Bütün akşam seninle burada kalırım sonra. İşi çabuk bitir, ben her şeye razıyım. Her şey. Tutsana şunu adam gibi.